yapma ister. Kalma, gitme, tutma, yakalama, yapma. Hiçbir şey olma. Kız başarılısını. Allah zihne çıkmını versin. Ben ne? Hadi kalk sen okula ben işe. Geç kalmayalım hadi. Okulda işim bitince gelirim ana, olur mu? Yok be anneciğim, o kadar çok iş yok. Sen gelene ben bitiriveririm işleri. Hadi bakalım. Hiç utanma yok mu lan sende? Şu halimize bak. Evi başımıza yıkmışlar. Sen hala hoplaya zıplaya okula gidiyorsun. Anamın motorunu sattırdın lan. Kadıncağız yürüye yürüye gidiyor işe. Abi. Kes lan. Eşek kadar oldun hala çocuk çocuk hareketler. Abi ne var? Babamın kemikleri sızlıyor lan mezarında. Okula gideceğine evlenip başlık parası getirsen evi de kurtarırız motoru da. Hiç memnun değildi. Öyle şikayet etti ki aldım getirdim. Oğlum ama çok fazla. Hadi bakalım al. Yok alamam, sana da yazık. Bana niye yazık olsun? En az 30 yıl daha birlikteyiz. Taksit ödersin. Oğlum rahmetli der Fikret Bey insan evladı. Hakikatli çocuk değil. Tamam şimdi. Yalnız bir şartım var. O ne? Artık burada kalacaksın. Öyle git gelle olmuyor bu işler. Akşam bir şeye ihtiyacım oluyor, yoksun. Koskoca ev. Çocukları da kap, artık burada kal. Madem öyle istiyorsun, kalırsın. Hayırlı günler, Ramazan davulcusu. Gece çalacaktın onu, gece. Hem işini doğru dürüst yapmıyorsun, hem de kafamızı şişirip para istiyorsun. Yok para mara. Ay, davulcu bile işini doğru düzgün yapamıyor şekerim. Memleketin haline bak. Hanım,
Sırası mı şimdi memleketin davulun? Şurada önemli bir şey konuşuyoruz. Ay kusura bakma Osman'cığım. Evet bacanak. Dediğim gibi nikah günü alabilmen için belediyeye gitmek lazım. Evlendirme dairesine. Ama anne baba beraber müracaat etmeniz gerekiyor. Allah razı olsun Osman abi. Kısmeti buldun. Nişanı yaptın. Düğünü de yapıyorsun. Biz de gider ne gerekiyorsa hallederiz. Tabii tabii. Anne. Biz biraz konuşalım mı? Ah canım. Benim güzel kızım. Konuşalım tabii. Hadi anlat neler yaptın. Özledi tabii sizi. Hayır abi daha ne yapayım? 50 kere söyledim yani. Bir saniye beyler. Ne haber? İyiyim. Filiz. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? İyi. Çok güzel olmuşsun. Etek falan çok yakışmış yani. Sağ ol, sana da. Hı? Ay, yani kravat falan demek istedim. Neyse teneffüste görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ya gülme Nazifim. Kızınız gelmeyecek mi Canan Hanım? Pınar daha kararını veremedi. Gülme Nazife yeter ama. Yıllar. Ne güzel olmuşsunuz siz böyle. Değil mi Beyci Bey? Evet gerçekten de talimatlara uygun giyinmişsiniz. Bravo kızlar. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Darısı gelemeyen arkadaşlarınızın başına. Zeynep'le Halide değil mi hocam? Yayılmak yok. Değil mi ablacığım? Çalışacağız ki sınıftan geri kalmayalım. Sen ona kanma Ömercik. Daha eli bebek tutan lise öğrencisi görülmedi bu dünyada. Ömer kreşe gidecek. Değil mi Ömercim? Ne o Halit? Yüzün beş karış. İş bulmam lazım Zeynep. Gece işi bulmam lazım ama yok. Bu gidiş de benim okul yalan olacak. Bu kadar kolay pes etmek sana hiç yakışıyor mu Halit? İş bulacaksın. Okula da gideceksin. O kadar. Olmuyor Zeynep. Yok işte olmuyor. Bulamıyorum. Bulacaksın Halit. Kötü düşünme. Nasıl düşünürsen öyle olur. Bak bana hiç umudumu kaybediyor muyum? Olacak. Biliyorum. Ne bileyim ya. Ben bilmiyorum. Ne söz verdik biz birbirimize unutma. Biz zoru başaracağız. Ödülümüz de büyük olacak. Doğru lan. Yani ben zaten kendimi bildim bileli çalışıyorum. Demek ki yeteri kadar iş aramamışım. Hah şöyle. Senden kaçar mı be? Kaçmaz abi. Kaçmaz tabii ya. Ben şimdi o zaman iş bakmaya gidiyorum. Hayır zaten iş bakmaya gidecektim ama bir bakayım dedim ne yapıyorsunuz diye. Hadi geç kalma o zaman. Akşam antrenmanda görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ne sürtüyorsun lan burada? Okula gideceğim diye işi de bıraktın. Yoksa yalan mı söylüyorsun sen? Yok baba ya ne yalan söyleyeceğim sana. İş arıyorum. Yalan söyleme lan. Bak sinirim tepemde zaten. Kimsenin para mara verdiği yok davulcuya. Boşuna çalıyorum davulu boşuna. Sen de kırdın dizini çalışmıyorsun. Bari yalan söyleme. Vallahi ya. Yok baba iş arıyoruz dedik iş. Yalan borcum mu var sana? Gül gibi işini bıraktın lan. Ne alt diyeceksin okuyup? Babanın haline bak da utan biraz. Keşke aynı sınıfta olsaydık. Keşke. Ama ben senden bir yıl önce doğmuşum. Ne yapayım? Beni bir yıl bekleyemedin değil mi? Şimdi sen Zeynep'le aynı sırada oturacaksın değil mi? Kaydını yaptırabilirse kesin yan yana otururuz. Ama şimdilik yanımı boş tutuyor. Vay vay vay. Daha ilk günden sattın beni kanka.
her teneffüs böyle olacaksa. Yok canım, ben aranıza girmeyeyim. Yok be Filiz, takılıyorum ya. Aslında ben Zeynep'i soracaktım. Ne oldu, gelmedi bugün? Kayıt olmadı daha. Kardeşine kreş bulunursa anca o zaman. Hadi ya. E hadi Zi. Tablo ortada Fikret Bey. İşi çıkarmazsak durumumuz daha da kötüye gidecek. Başka bir yolu olmalı. Bir çözüm bulmalıyız. İşçi çıkaramam. Bana göre değil. Siz yapmasanız da olacak olan bu. Ücretleri ödeyemiyoruz. Mahmut Usta istifasını verdi bile. Ne? Neden? Mahmut giderse çok sıkıntı yaşarız. 40 yıllık ustamız. Osman Bey'in teklifi cazip geldi demek ki. Mahmut Usta'yı çağırsan lan. Peki. Her zaman verdiğin kararları desteklerim biliyorsun. Ama sonradan pişman olmanı istemem. Eminsin değil mi? Eminim baba. Benim için de hiç kolay değil. İlla ki birinizden ayrı kalmak zorundayım. Keşke hep birlikte olabilseydik. Keşke. Geçen gördüğümden beri ne kadar büyümüşsün kızım. Güzelleşmişsin, boyatmışsın. İnanamadım. Büyüdüm evet. Anne, ben de sizle Almanya'ya gelemez miyim? Hem büyüdüm artık, orada da okula gidebilirim. Çok özlüyorum sizi. Aa, üzülme artık. Hem bak kendi aileni kuruyorsun. Bizi eskisi kadar özlemezsin. Hem daha sık gelip gidersin Almanya'ya. Anne, acaba bu düğün fazla mı erken oluyor? En azından okulumu bitirebilseydim. Osman enişten öyle uygun görmüş kızım. Biliyorsun üzerimizde çok hakkı var. Almanya'da oturduğumuz ev bile onun. Biz şimdi adama nasıl deriz? Sen Gülsunay'a kısmet bulmuşsun. Ama biz kızımızı vermiyoruz. Anlıyorsun beni değil mi? Anlıyorum anne. Anlıyorum. Tamam gelsin. Gel usta. Otur şöyle. Anlat bakalım Mahmut usta. Nedir derdin? Vallahi Fikret Bey, bunca sene ekmeğini yedim ama sağda solda dedikodular var fabrika kapanacak diye. Anladım. Fabrikanın kapandığı falan yok Mahmut usta. Bir kere yanlış duymuşsun. Ama tabii ki istediğini yapabilirsin. Koskoca aile geçindiriyorsun. Gidersen gönül koyamam. Ama gitmeni hiç istemem. Karar senin. Bütün gün okul, şimdi idman. Zulüm resmen. Nasıl çekeceğiz ya? Daha yeni başladık Aysun. Fikret yok mu çocuklar? Gıcık çekmiş hocam ama gelecek. Halide ile Zeynep? Onlar da kayıt yaptıramayınca gelemediler. Boş boşuna niye gelsinler ki? Sevim de mi yok? O da yok. Annesi yasakladı. Gelemeyecek. Sevim? Geliyorlar hocam. Ne kaydı be? Hadi kızlar hadi. Fikret abiniz gelene kadar ısınalım biraz. Beklemeyelim. Aslanlarım benim be. Hadi hadi. Isıtalım şurayı biraz. Thank you.
hiç unutmazdım bunları. Sabah aklım uçmuş. İdman olduğunu unutmuşum. Neyin var senin Fikret Bey oğlum ya? Bana da bir şey demiyorsun. Sorma Telli. Birkaç haftadır durumlar fena. Ama halledeceğim. Kesin halledeceğim. Oğlum, sen kimseyi darda bırakmıyorsun ki darda kalasın. Ne bu hal Telli ya? Sen yaşlanıyor musun yoksa? Hadi, hadi güle güle, hayırlı işler. Hadi. Hadi. Kolay gelsin. Güle güle. Hadi kızlar, faal atışı. Topları alın. Çabuk 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 geçin sıraya. Kızlar, bir şey soracağım. İki eşit ve çok iyi takımdan hangisi maçı alır? Daha iyi faal atan. Faal atışı çalışacağız. Hadi bakalım. Dendi, kesmeden miydi? Yapmayın kızım ya. Dalga geçmeyin. Uf ya. Antrenmanlar sevimsiz hiç çekilmiyor. Darallar geldi bana. Evet ya. Bir tek sevim yok. Geç geldim diye fırça mı atacaksın yoksa? Daha neler. Ya Zeynep'in kardeşi için kreş bakıyorum da... ailesi senin fabrikanda çalışıyormuş. Evet galiba. Kızcağız kardeşine bakmak zorunda olduğu için hala okula kayıt yaptıramadı. Kreş lazım diyorsun yani. Peki bir müdürümle konuşayım bakayım neler yapabileceğiz. Sonucu bana da bildirirsin değil mi? Tabii mutlaka. Giymekle vakit harcamayayım ben de. İdmana başlayayım. Teşekkür ederim. Hadi kızlar durmak yok. Devam. Merhaba öbür kızlar. Merhaba. Sevimcim bak misafirim var. Merhaba Sevim. Hoş geldin Erdem. Hoş bulduk. Ben belki biraz konuşuruz diye düşünmüştüm. Aa konuşun konuşun tabii. İstediğiniz kadar konuşup kaynaşın. Bahçeye çıkın daha rahat edersiniz. Teşekkürler Süreyya teyze. Aa teşekküre ne hacet evladım. Sen de şunun şurası bu evin oğlu sayılırsın. Kızlar, okuldan sonra idman zor. Ama siz farklı olmak isteyenlersiniz. O yüzden farklı olacaksınız. Bunun için bir bedel ödememiz gerek. Yaşıtlarınız evde televizyon izlerken siz çok çalışmak zorundasınız. Aa! Ne oldu Aysun? Uf ya, top çok sert. Elim acıyor. Ver bakayım. Bu ne bu? Gülsun'un kınası vardı. Orada sürdüler. Gülsun'un kınası mı? Evet. Haftaya da düğünü var. İdman bitti mi? Bitti. Evlerinize gidin. İki sınıfının listesi efendim. Öğretmenleri Cezmi Bey. Gülsün okula devam ediyor mu Bedri? Gülsün'e kim? Gülsün'e Korur. Kayıtlara bir bakabilir miyiz Canan? Lise ikinci sınıfta olacaktı. Bedri Bey? Yok. Yok diye biliyorum ama isterseniz bir kontrol edelim.
Ne oluyor Fikret? Gülsün'e daha 16 yaşında Canan. Geçenlerde nişanı vardı. Hani bağlılık olsun diye şimdiden nişanladılar diye düşündüm. Hiç şüphelenmedim. Meğersem okuldan alıp palas pandıras evlendiriyorlarmış. Ne? Yok. Gülsün'e geçen sene okul birinciliğini bir puanla kaçırmıştı. Buna müdahale etmeliyiz. Evet. Yani? Yani sen gerçekten güzel bir kızsın Sevim. Ama... Ama? Ama ben... Ben bunu beceremiyorum. Seni hak ettiğin kadar sevemeyen bir adamla evlenmek istemeyeceğini düşündüm. Bu sana haksızlık olur. Haksızlık. Evet. Bak Sevim. Beceremeyeceğim bir şeyin sözünü vermek istemiyorum. Sen mutlu olabilecekken... Anlıyorsun değil mi? Yani biz... Ayrılalım. Ben anladığın için çok teşekkür ederim Sevim. Görüşürüz. İş bulamadım diyeceğim şimdi babama. Of ya, hep aynı terane kardeşim. Hiç eve gidesim yok Nozo. Benim de. Hayır, sanki iş var da ben çalışmıyorum. Şu iş meselesine bir çözüm bulamazsam bu okul bana yalan olacak. Hocalar da şimdi kesin ilk günden ders yapmaya başlamıştır. Derslerden geri kalmasam bari ya. Nazo. Oho. Millet tezgah kurmuş. Ben hala iş güç peşindeyim. Alo. Tabii, bir saniye. Baba. Fabrikadan arıyorlar müdür bey. Hayırdır inşallah. Buyurun müdür bey. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Kötü haber mi acaba? Niye kötü haber olsun ki? Öyle düşünme anne. Fabrikada dedikodu vardı. İşçi çıkarılacakmış. Fikret Bey'in durumu da kötüymüş. İyi akşamlar. Of. Öyle bir şey olmasın şimdi. Fabrikada kreş açılacakmış. Müdür bey söyledi. Ömer'i de yazdıralım diye. Zeynep'i de liseye yazdırın artık. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. O zaman hemen Zeynep'i yarın okula yazdıralım. Kreş açılana kadar da Ömer'e annem bakar. Zeynep okuldan kalmasın. Ne o kız? Sevinmedin mi? Ben bir gidip Filiz'e bakayım mı? Peki hadi. Geç kalma ama. Gülsün'a diye bir öğrenciyi okuldan alıp evlendiriyorlarmış. Nasıl yani? Basbayağı. Adı üstünde zaten. Karaca. Ben çok şanslı bir kızım biliyor musun? İyi ki sen benim annemsin. Canım yavrum. Gel.
En azından forma renkleri kara değilmiş. Her şey çok güzel olacak bir tanem. Merak etme. Hocam! 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 Ne oluyor? Anlatın. Hocam Zeynep okula başlıyor. Sahi mi? Evet. Hocam söz vermiştiniz, tuttunuz. Siz yaptınız hocam. Yarın sabah kaydını yaptırabiliyoruz yani. Evet. Hadi Filiz ya. Şimdi gören olacak, rezil olacağız bak. Kızım ne yapayım? En güzelleri en üstte. Öst! Ne yapıyorsunuz lan siz orada? Kıracağım lan bacaklarınızı şimdi sizi. Vallahi ömrümden ömür gitti Halit ya. Kızım altıma yapıyordum ben. Dur sen de koparayım bir tane. Tut şunu. Düşürme elmama. Gel. Dur şimdi. Şimdi ben... Aa, Halit, ben okula yazıldım. Kutlama yapıyoruz. Şerefine birer elma yiyelim dedik. Sen de tam üstüne geldin. E hadi o zaman Şerefe. Ben zaten ayvayı yedim. Yani sizinle bir elma yemişim şimdi, çok mu? Ne oldu ki yine? Hiç bulamadım. Şimdi eve gideceğim, bir posta babamdan dayak yiyeceğim. Olsun be Halit. Bak bir iş bulursun illaki. Sen yine de yazılsan okula. Öyle mi diyorsunuz? Ya tabii kızım. Ya bak hallolacak bu iş güç meseleleri. Sen şu okula kaydını yaptır, fazla gecikme. Tamam lan. Gideyim eve konuşayım annemle. Yaşasın be! İstemem. Yine hep beraberiz. Hem de her şeye rağmen. Evet ya. Çok sevindim çok. Ama benim şimdi gitmem lazım. Hayırdır? Akşam akşam nereye gidiyorsun? İşim var. Gülmeyin. Gülmeyin bak. Hadi ben kaçtım. Ana. Diyorum ki. Bu sıkıntıda bir de benim okulum yük olmasa. Bir iş bulup çalışsam ben de. O ne biçim laf öyle? Bir daha duymayacağım ağzından. Büyükmüş. Okulun yükü mü olurmuş? Rıza da oğlu gidecek, iş bulacak, sen okuyacaksın. Zamanında okul okul dedik, kaçıp kaçıp durdu. Eşek gibi iş bulup çalışacak. Ver. O biraz zor iş bulur ana. Yani bu devirde okumayan adama... Ne oluyormuş lan bu devirde okumayan adama? Okuyanları görmüyor sanki. Hepsi kahvede oyunda. Nazife, iki yastık ver şuradan. Lazım olur orada. Hayırdır ana? Ne oluyor? Fikret abiye taşınıyoruz biz. Orada yatılı çalışacağız. Sevim. İyi misin? Teyzem istersen bir bak dedi ama sen ne yapıyorsun burada? Erdem'le ayrıldık. Bunlara da ihtiyacım yok artık. Belki de en iyisi oldu Sevim'e. Yani evleniyorsun diye okuyamaman çok büyük bir haksızlık olurdu. Haksızlık. Evet. Nasılsa bir gün evleneceksin. Ama eğer okula gidemezsen bunun geri dönüşü olmayacak Sevim. Sen çok şanslı bir kızsın. Üniversiteye bile gidebilirsin. Hatta doktor bile olabilirsin. Ben olamayacağım. Sen olursun ha? Üzülme artık bunlar için. Bacanak, senin bu damat var ya... Ticaret otasının en parlak gençlerinden biri. Çok da önemli bir yatırımcı, haberin olsun. Öyle mi? Maşallah. Olur mu efendim? Abartıyorsunuz. Yok, tevazuya gerek yok.
Gülsuna benim kızım gibidir. Onun mutluluğu her şeyden önemli. Ve ben de damat olacak adamı gözünden anlarım. Değil mi bacanak? Tabii tabii. Yani Gülsuna için en iyisini düşünmüşsünüzdür mutlaka. Düşündük tabii ki. Bu izdivaç çok hayırlı olacak. Hepimiz için. Ve biz de inşallah damatla yeni yeni ihalelere gireceğiz. İnşallah efendim. Ama kızımızı üzersen o zaman külahları değişiriz. Olur mu öyleyse efendim? Bundan sonra en önemli görevim Gülsuna'yı mutlu etmek artık. Aferin, öyle olacak işte. Ha bu arada bacanak, bu nikahtan sonra belki seni de Almanya'dan getirir, yeni kuracağımız işlere ortak ederiz. Çok acayip geliyor ya. Niye? Anılarım mı depreşti? Merin olsun. Ne alakası var be? Pis. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen basketbol oynamaya başladıktan sonra elin bayağı ağırlaştı. Aa biliyor musun? Zeynep'i yarın okula kaydettiriyorlar. Ömer'e kreş bulundu. Çok iyi. Bir de Erdem'le araları düzelse. O zor be Filiz. Boş ver. Niye ki? Yani bir kere Erdem'in babası hayatta izin vermez. Hani ya Zeynep de Erdem ayrı dünyaların insanları. Ya ne oluyor ki yani? Türk filmi mi çeviriyoruz burada? Ya bence de ama hani sana demiştim ya davul bile dengi dengine diye. Çok saçma ama. Aşk bu. Parası pulu olmaz ki. Bence de. Neyse. Biz ikimiz de memur çocuğuyuz. Neyse ki. Zehra Hanım, buyurun. Merhaba. Ben Zeynep'in kayıt için belgelerini getirmiştim de. Buyurun, oturun. Niye zahmet ettiniz? Sabah Zeynep'le birlikte yollasaydınız. Canan Hanım, Zeynep'in bu nüfus kağıdını görmemesi lazım. Aslında Zeynep bizim yeğenimiz. Nüfusu aldırmadık. Bu nüfus cüzdanını görürse bizim gerçek anne babası olmadığımızı anlar. Siz bilin de. Hiç merak etmeyin.
yakın tarihi istiyoruz. Her şeyimiz tamam. Ama bu kızımızın yaşı tutmuyor. Aile mahkemesine başvurmanız lazım. Nasıl yani? Anlayamadım. Ailesi burada zaten. Hanımefendi, anlatamadım galiba. Bu yaştaki bir kız çocuğunu mahkeme izni olmadan evlendiremezsiniz. Bakın beyefendi, ben Osman Toprak'ın eşiyim. Kızımız da yeğenimiz. İşleri zorlaştırmazsanız sizin için çok iyi olur. Bilmem anlatabildim mi? Yasada Osman Toprak için ayrı bir madde yok hanımefendi. Rica ederim beni meşgul etmeyin. Buyurun. Evet, seni dinliyorum Fikret. Umarım işlerle ilgili yardım istemeye gelmemişindir. İşle ilgili gelmedim Osman. Gelmem. Osman ha? Peki, o zaman söyle bakalım derdin nedir Fiko? Gülsuna'yı evlendiriyor musunuz? Evet, çok hayırlı bir kısmet. Yaptığım karlı yatırım gözünü kamaştırdı galiba ha? Benim o taraklarda bezim yok. 3 kuruşluk menfaat için 16 yaşında bir kızı evlendiriyorsunuz. Üstelik kız okumak istiyor. Buna karşı çıkacağımı söylemeye geldim Osman. Ne demek şimdi bu? Ne cüretle karşı çıkıyorsun? Buna izin vermeyeceğim. Menfaatiniz için 16 yaşında bir kızın hayatını karartmanıza izin vermeyeceğim. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Haber vereyim dedim. Yol yakınken cay Osman. 2 sene bekle, kız okulunu bitirsin. Bana bak, üzerine vazife olmayan işlere karışmaya başladın. Aklın başında değil galiba. Kendine gel. Hele bir eksik eteğin aklına uyup da beni tehdit etmeye kalkma. Hem de benim mekanımda. Haddini bil Fiko. Herkes haddini bilsin. Kız okumak istiyor madem, bırak okusun. Öyle bir şey olmayacak koçum. Hele sen istedin diye hiç olmayacak. O kızın 2 sene okuması benim işlerimi bir o kadar ertelemem demektir. İş hayatında bunun ne demek olduğunu da sen az çok bilirsin. Bu kadar ucuz öyle mi? Siz böylesiniz işte. Kendi menfaatiniz için gencecik kızların hayatını mahvediyorsunuz. Osman, elini vicdanına koy. Bir kere daha düşün. Merhaba, bir şey sorabilir miyim? Seni ilk gördüğümde süper bir turnike atmıştın. Onu hiç unutamadım da. Bu soru olmadı yalnız. Soru. Yani diyorum ki sen de kız takımında oynayacak mısın? Kız takımı. Karaca Lisesi kız takımı. Hiç sanmam. Yok anne, sanmıyorum. Okul dışında canın sıkılacak. Hem basketbolu bırakma. Yazık olur. Gerçekten sağ ol anne, ben almayayım. Ben eve geçiyorum, sen nereye? Bir işim var ama uzun sürmez. Tamam, evde görüşürüz. Kızlar, bugün Fikret Bey yok. Antrenmanı beraber yapacağız. Vekalet kendisi bana verdi. Benle idare edeceksiniz artık. Evet, hadi ısınalım, hadi, evet. Hocam, bugün ısınmayı böyle maçla yapsak küçük çaplı. Evet hocam ya, sıkıldık gerilmelerden, açılmalardan. Biraz oyun oynayalım bari. Peki, tamam. O zaman Halit, Aslı, Zeynep bir takım, diğerleri bir takım. Tek başına maç. Hadi kızlar. Vallahi günden güne cevvalleşiyor bu kızlar ha. Bakın, Gülsün Hanım'ın notlarını inceledim. Bu kadar parlak bir öğrenciyi okuldan alırsanız çok yazık olacak. Hem dersleri iyi olmasa bile Gülsün Hanım'ın eğitim hakkı elinden alınmamalı. Biz de isteriz Gülsün'e okusun, üniversitelere gitsin hocanım. Ama evlenecek Gülsün'e. Artık geri dönemeyiz. Gülsün'e bir gün tabii ki evlenecek. Ama onu bu sebeple okuldan alırsanız kocasına bağımlı bir hayat sürmek zorunda kalacak.
Bu düğünü biraz ertelemenin kimseye bir zararı dokunmaz herhalde, değil mi? O işler biraz karışık hoca hanım. Bence siz de karışmayın. Ama Gülsuna'nın mutluluğu için buna karşı durmanız lazım. Ha, burada hepimiz Gülsuna'nın mutluluğunu düşünüyoruz. Düşünüyoruz elbet ama bizim de durumumuz ortada. Bugün var, yarın yokuz. Sonuçta Gülsuna eniştenin eline bakacak. Nankörlük edemeyiz. Peki ya Gülsuna'nın geleceği? Kusura bakmayın hocam. Bizim elimizden bir şey gelmez. Sağ olun ya. Biz kalkalım. Evet kızlar, antrenman bitti. Çok iyiydiniz. Görüşürüz. Zeynep. Zeynep. Acelem var, ne vardı? Sana anlatmam lazım. Senin bildiğin gibi birisi değilim ben. Yani... sana karşı... yani... şeyim... sözlü. Hayır, değilim. Biz ayrılık sevimli. Bil diye söyledim. Neden? Bana ne ki bundan? Ben sana aşık oldum. İşte bu gülüşün bana bir ay yeter. Kızım, olaya bak. Romeo dile geldi herhalde. Vallahi Romeo nereye gelirse gelsin. Biz sakata gelmeyelim de. Sen nasılsın? İyi. Erdem'le ayrılmışsınız. Önemli değil. Atlatırım. Üzüldüm ya. Ulan harbiden sana sarılasım geldi kız. Yapma. Kendime söz verdim ağlamayacağım diye. Ne yaptınız bugün idmanda? Anlatsana, geri kalmayayım. Ya öyle aman aman bir şey yapmadık. Sen şimdi boş ver idmanı da hadi gel teke tek maç yapalım. Yapalım. Avans ister misin? İsterim. O zaman onda bitiyor, sana 5 avans. Tamam. Önce ben. Başla. Yaktı ya Zeynep'e. Bugün nasıl heyecanlandı? Gözleri parlıyordu. Sen de fark ettin değil mi? Fark ettim. Aşk işte. Karşı koyamaz. Aşk tabii. İnsanın gözünü kör ediyor. Kızım, ayakların yerden kesiliyor. Sanki böyle içinden sıcak sıcak bir şeyler akıyor. Sıcak sıcak? Çok acayip bir şey ya. İnşallah senin de başına gelir. Süper bir şey ya, süper. Ay. Ömer'i uyutana kadar canım çıktı vallahi. Anca çıkabildim evden. Sizden ne haber? İyi işte. Ben eve gidiyorum. Hadi eyvallah. Nesi var bunun?
Allah, hiçbir şey anlamadım. Bana alındı galiba. Neyse. Sana bugün Erdem'in verdiği bir şey gerdek. Ya çok güzel değil mi? Ne yazık ki bu suç sayılmıyor. İtiraz etmek için evlilikten menfaatiniz olması lazım. Yani ancak aile itiraz edebilir. Onlar da itiraz etmezler. Hatta mahkemeden izin alacaklar. Evet, menfaat olanlar başkaları maalesef. İzin alırlarsa ile hiçbir şey yapılamaz. Ama izin de o kadar kolay değil. Kız 16 yaşında dediniz değil mi? Evet, daha 16 yaşında. Utanmıyorlar hiç. Anadolu'da bunun maalesef binlerce örneği var. Siz de bilirsiniz Canan Hanım. Meslek hayatım boyunca bu gibi durumlarla mücadele etmeye çalıştım hep. Ekonomik durumu düşük olan ailelere ulaşmak daha kolay oluyor. Asıl zoru Osman Bey gibiler. Onlara laf geçmiyor bir türlü. Yani şimdi sen mahkeme izni almaları zor diyorsun. Anlamadım ya. Ne izniymiş bu? Kendi kızımızı yeğenimize evlendiriyoruz. Millete ne bundan? Prosedür böyle Osman abi. Kızmaca, darılmaca yok. Yılmaz, sen de sanki her şeyi prosedüre, kurallara uygun yapıyormuş gibi konuşma. Elimden bir şey gelmez. Böyle bir şey değil. Anlaşıldı. Bu işi ben hallederim. Hakim arkadaşım. Alırım o izni ben. Yeter ki Fikret suyu bulandırmasın. Adam battı gidiyor, iflas etmiş, hala nelerle uğraşıyor. Madem öyle, biz de onu batmaktan kurtarırız. Biliyorsun, herkesin bir fiyatı var. Fikret boşuna konuşmuyor gibi. Kesin yapmayı düşündüğü bir hamlesi var ve bu durumda beni huylandırıyor. Rahat ol. Yarın gidip konuşuruz. Denemekte fayda var. Böcük. Ne yapıyorsun? Bu davul niye dışarıda? Babam kızmış, attı dışarı. Çalmayacakmış bir daha. Allah Allah. Niyeymiş o? Kimse para vermemiş, o da kızmış. Hey Allah'ım ya. Geceleri davul çalma, gündüz para iste. Oldu. Şimdi nasıl uyanacak bu millet sahurda? İftarlığım lokumdu. Aç karnına çok yedim. Bana biraz dokundu. Gülmesene ya kızım. Zaten bunu çalmaktan kollarım koptu. Babam bunu çalarak zengin olamayacağını anlayınca bu iş bana kaldı. Baba mesleği yani. Hayırlı olsun. Ya sorma. Bunlar da baba yadigarı. Bana bak. Uyumayacaksan gelsene benimle. Çok canım sıkıldı. Olur. Bekle bir dakika. Bak dinle, ne çalacağım sana.
Hadi yürü yürü. Hadi. Bizi alacağız. Mali mali. Tamam. Ezanlar hep okundu. İftarlığım lokumdu. Ya neresi? Hı? Şuradan giriyorsun, ikinci kat. Eyvallah. Sağ ol. Şşt. Ha? Sen de mi Leyla aldın? Davulcu Leyla. Yok kızım ya. Bana gelene kadar sıra. Ama aslında gecenin hasılatına bakarsak... Leyla da olurum, Mecnun da. Kızım, davulculukta bu kadar para varsa Allah diyorum yani. Vallahi ben de çıkayım geceleri bari seninle Halit. Ben de mani söylerim. Sen de bir yüzde verirsin artık. Filiz, al şu senin payın. Saçmalama kızım ya. Ben eğlencesine çıktım, çaldım seninle. Ne yapacağım ben senin üç kuruş paranı? Serkeş davulcu. Zeynep, gelsene biraz. Görüşürüz kızlar. Ne yapalım? Ne yapıyorsun burada? Artist davulcu. Ne bu surat böyle? Vallahi davul bile dengi dengine ama. Hayırdır birader? Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Pınar. Tolga. Durumunuz çok iyiymiş gibi bir de kreş açıyoruz. Siz bu şirketi başkasına sattığınızda batırmayı mı düşünüyorsunuz? Olur mu öyle kötü günler? İlk tümsekte kendimizi bozarsak bizden geriye ne kalır Bülent'ciğim? Ama iş hayatı bu Fikret Bey. Bana bak. Sen bu iş hayatında ruhunu satacaksın saçmalıklarından fazla okumuşsun galiba. Ben bunca yıllık patronum, sana bir şey söyleyeyim. Yok öyle bir şey. Esas insanlığını kaybedersen başarısızlığa mahkumsun. Büyüksün Fikret Bey. Oo Mahmut Usta, hoş geldin. Ben şu istifa dilekçemi geri alabilir miyim? Ben onu çoktan yırttım. Lazım mıydı? Hadi işçilerin seni bekler. Teşekkür ederim. Yılmaz Başkan. Yılmaz, hayırdır? Tamam, geliyorum. Hayır ama yani ben ona ne yaptım ki Filiz? Ya ben de anlamadım ki kızım. Halit bu, sağ solu belli olmaz. Acaba evdekileri babasına falan mı takıyor dersin? O yeni bir durum değil ki. Hem öyle bile olsan neden senden çıkarsın ki hıncını? Hıncını çıkarsa iyi. Bildiğin görmezden geliyor beni.
Ben geliyorum, o gidiyor falan. Duvar sanki. Sevim, lütfen böyle yapma. Birlikte oturmaya devam edebiliriz. Teşekkürler ama artık hiç hoş olmaz. Neden? Biz sadece ayrıldık. Bu arkadaş kalmamız engel değil ki. Benim yeterince arkadaşım var Erdem. Eminim ki senin de öyle. Sağ ol yine de. Halit, senin yanın boş mu? Boş. Ayıp ediyorsun ya. Hangi kitap? Az önceki sorunun cevabını. Arka tarafta. Sen de ben de biraz fazla duygusal davrandık galiba. Böyle ıvır zıvır meseleler yüzünden aramızdaki hukuku bozmaya değmez Fikret. Sadede gelelim Osman. Peki, gelelim sadede. Şu evlilik işini kurcalama. Biz de ambargoyu kaldıralım. Şu soda fabrikası ihalesini sana devredelim. Belediyenin işlerini yapmaya devam edersin. Teşekkür ederim. Neler düşünmüşsünüz? Başka? Başkası şu. Bizim damat Ahmet'le önemli ve büyük işlerimiz olacak. Seni de aramıza katalım. Hem de hayatında yaptığın o bütün işlerden çok daha büyük işler. Karşılığında Gülsuna meselesini karıştırma diyorsun. O konuda ne yapacağını bilemiyorum. Ama ne yapmayı düşünüyorsan aklından bile geçirme. Benim işlerime karışma Fikret. Kusura bakma Osman. Ben satılık değilim. Gülsuna'nın da satılık olmaması için elimden geleni yapacağım. Merak etme, elinden hiçbir şey gelmez. Bu konuda pek emin değilim. Biraz manyaktır bu Fikret. Ve endişelendiriyor beni. Ne yaptın okul kredi işini? Ya işte hallettik galiba ya, artık. Aa Sevim, sonunda gelebildin. Annen izin verdi mi? Yok, izleyeceğim ben sadece. Şimdi annemin okula falan uğrayacağı tutar. Görmesin beni basket oynarken. Daha izin çıkmadı mı ya? Of. Yeter artık ya. Niye böyle yapıyorsun anlamıyorum. Ne yaptım ben sana? Sen bana bir şey yapmadın Zeynep. Halit. Ya bu tavrın nedeni ne o zaman? Ne yaptım ki sana? Ne tavrı ya, ne tavrı? Halit. Ya belli ki bana kızmışsın. Neden kızdın? Söylesene, hep böyle kaçak mı oynayacaksın? İyi. Dinle o zaman. Şu Erdem paçozuyla takılmana uyuzum. Tamam mı? Toplanın kızlar. Başlıyoruz. Aslında size karşı biraz mahcubuz Hakim Bey. İşten güçten zaman ayırıp şöyle ziyaretinize gelmek, bir kahvenizi içmek nasip olmadı. Hep öyleydi Osman Bey. Bugüne nasipmiş. Biz de dediğiniz gibi işten güçten şöyle tatlı bir sohbet edemiyoruz. Doğrudur. Şu düğün olayımız da olmasa belki yine görüşemeyecektik. Ziyaret sebebim hayırlı bir iş için. Aman Osman Bey, oğlunuz olsa kızıma talipsiniz diyeceğim ama. Bizim yeğenimiz Gülsuna'yı evlendireceğiz hayırlısıyla. Ama kızcağız 17 yaşından küçük olduğu için mahkeme kararı lazım diyorlar. Bizim de kafamız karıştı tabii biraz. Çünkü çeyizleri alındı, kınası yapıldı, her şey hazır. Şimdi mahkeme falan olunca ne kadar sürer kim bilir. Ama bu davalara sizin vaktinizi duyunca bir uğrayayım dedim. Anladım. Ama bana geleceğinize bir avukata gitseydiniz daha çok faydası dokunurdu. Olur mu canım? Avukat nekisin yalnızsa. Nihayetinde ben bir hakimim Osman Bey. Yarın mahkemede 17 yaşından küçük yeğeninizi neden bu yaşta evlendirdiğinizin açıklamasını yine bana yapacaksınız. Bu konuda benim sizle oturup özel bir ilişkide bu konuyu tartışmam pek doğru olmaz.
Ama mahkemede değiliz hakim bey. Şu anda burada biz bizeyiz. Ve herkesin bir gün yardıma ihtiyacı olabilir hakim bey. Bugün benim size ihtiyacım olduğu gibi. Yoksa asla rahatsız etmezdim sizi. Bakın Osman bey, 16 yaşında bir kızı alelacele evlendirmenizin mantıklı nedenleri yoksa bu izni alamazsınız. Mesela kız hamile mi? Aman Allah korusun. Anası babası yok da yardıma mı muhtaç? Hayır, onlar yurt dışında yaşıyorlar. Kız burada benim himayemde. Damat bey de ölüm döşeğinde değil herhalde. Çok şükür, aslan gibi maşallah. Bu arada konuyu nereye getirmeye çalıştığınızı anlamadım hakim bey. Bakın Osman bey, böyle acil ve hayati gerekçeler olmadan 17 yaşından küçük bir kıza evlenme izni alamazsınız demek istiyorum. Bu konuda ısrarcı olmayın. Okul çağında gencecik bir kızı evlendirmeye çalışmak sizin itibarınıza hiç yakışmaz. Peki bunun başka bir yolu yok mudur? Yok. İzninizle bakmam gereken dosyalar var. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. İşinize saygılarımı iletin. Siz de. Osman bey, şunu kafanıza iyice yerleştirmenizi istiyorum. Gülsuna sizin yeğeniniz olabilir. Ama bu ülkenin evladı. Türkiye Cumhuriyeti kadınlarını ezmez ve ezdirmez. Ben ve benim gibi vatanseverler sonuna dek karşınızda olacağız. Anacığım, bak boşuna uğraşıyorsun. Ben diyeyim sana. Rıza abim hayatta aç kalmaz. Hem bu saate kadar çoktan yemiştir o. Kızıyor muzuyor ama evlat işte. İçime sinmiyor. Şunları götürüver de bari sahurda yesin. Tamam. Ben bir poşet alayım da. Tamam. Yazıklar olsun. Hakim olmuş ama adam olamamış. Koskoca adam. Bir de okumuş, aydın olacak. Gencecik kızın istikbaline mani oluyor. Neymiş? Yasaymış. Ya bir yıl için yapılır mı bu? Değil mi ama Osman? Nasıl olsa nişanlandılar. Beklesek mi acaba? Bekleyemeyiz. Kızın kınasını bile yaptık. Hem sırf bu yüzden itibarım yerle bir olur. Aman babacığım, kolayı var. Gülsün okulu bitirsin diye düğünü erteledik deriz, olur biter. Yeter! Herkes fikrini kendine saklasın. Bu evde kararları ben veririm. Osman'cığım sakin ol, tansiyonun yükselecek canım. Hanım sen de taktın benim tansiyonuma ha. Tansiyonu bozuk, hasta adam hali var mı bende ya? Allah'a şükür sapasağlam, dünümü inim. Tabii ya. İşte bu. bu işte. Osman iyi misin canım? Tam Allah'ıma dinime derken ne yapacağımızı çözdüm. Dini nikah kıyacağız. İmam nikahı. Resmi nikah da sonra arkadan gelir. Çok güzel. Gülsün ha. Sevinsene kızım. Gözün aydın. Oldu artık bu iş. Oğlum niye inat diyorsun anlamıyorum ki. Bize gidelim işte. Sokakta yatacağım diye diretiyorum. Oğlum bir bildiğimiz var herhalde lan. Boşuna mı mal gibi yatıyoruz burada? Ne menfaatin olacak abi burada yatmayla? Sen sus lan. Çöm. Sen anlamazsın oğlum bu işlerden. İnce işler bunlar. Senin zekan yetmez. Anamın gönül tellerini titreteceğim. Senin nikah için yola getireceğim. Ulan sen var ya sen. Bu işler böyle oğlum. Dışarıdan baktım yeşil türbe, içeri girdim estağfurullah tövbe. Ne o kız? Abini mi özledi? Anam sahurluk yemek yolladı. Ana yüreği oğlum işte. Sen mi yaptın yemeği? Yok. Anam yaptı. Sen en çok ne yemeği seversin Aytekin? Ben mi? İmam bayıldı. Duydun mu kız? Bundan sonra bayılana kadar imam bayıldı yapacaksın. İmam efendi bizim nikaha kadar bayılmasın da. Öyle değil mi enişte?
konuşmayacak mısın yani benimle? Kızım, yapmayın böyle ama yeter. Siz iyi arkadaşsınız. Halit, ya bir mesele varsa çözelim. Sen ne diyorsun kızım ya? Sadede gel Halit ya. Vallahi çok sinirleniyorum böyle olmamıza. Vallahi ben de çok sinir oluyorum Zeynep. Neye sinirleniyorsun? Bana mı? Ne oluyor yani? Ya kızım sana niye sinir olayım? Erdem'le olan durumuna sinir oluyorum. Neden o? Ya nasıl neden Zeynep, nasıl neden? O çocuk senin yüzünden Sevim'in kalbini kırdı. Sen de hiç tınmadın. Şimdi ne malum yarın öbür gün başkası için senin kalbini kırmayacağı? Hı? Bir oğlan yüzünden aramız açılacaksa ben bu arkadaşlığı arkadaşlık demem. E sen Sevim için üzüldün yani. Evet abi. Sevim için üzüldüm. O orada üzülürken senin burada mutlu olmanı da anlamıyorum Zeynep. Ama abi ya insan aşkı bir kere yakaladı mı peşinden gitmeli bence. Hem Sevim arkadaşsa Zeynep için mutlu olmalı. Aşk bu. Kaç kere çıkar ki insanın karşısına hayatta? Aa, ne işin var senin burada? Çekil git bakayım gözüm görmesin seni. Anne, bir dakika çekilir misin? Hoş geldin Zeynep. Kusura bakma. Hadi gel içeri. Biz bahçeye geçelim. Şöyle oturalım istersen. Sevim, seni üzmeyi hiç istemem. Ben Erdem'i seviyorum. Ama eğer sen üzüleceksen... Bunu kafana takma Zeynep. Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Erdem'in beni sevmesini isterim tabii ki. Ama olmuyor işte. Yapacak hiçbir şey yok. Ama ben senin üzüldüğünü bile bile... Ben tabii ki üzülürüm Zeynep. Ama Erdem beni sevmiyor diye. Seni sevdi diye değil. Bunun için asla üzülmem. Sen ondan ayrılsan bile o bana geri dönmeyecek ki zaten. Yani... Yani... içinden geldiği gibi davran. Rahat ol. Ben kalkayım artık. Gerçekten yaptığın çok ince bir davranıştı. Olur mu Sevim? Biz arkadaşız. Gülsuna? Zeynep. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ne olur yardım edin bana. Dayanamıyorum artık. Evlenmek istemiyorum. Ya nasıl iş bu? Ya yazık sana. Ya en kötüsü de ne biliyor musun? Resmi nikah olmasa da imam nikahı kıyarız dedi baba. Nasıl yani? Bırakma kendini Gülsün'e. Çözülemeyecek problem yoktur hayatta. Mutlaka bir yolunu buluruz. Gel. Hadi kızım kalk üstünü değiştir. Nasıl rahat ediyorsun böyle?
Evet ya, çok yoruldum okulda. Bir sürü yabancı insan, herkesin gözü üstümde. Hoş geldin Fikret. Ne oldu? Görüştün mü Gülsun'un ailesiyle? Konuştum. Ama ikisi de Osman'ın ağzına bakıyor. Boşuna yani, umut yok. Osman vazgeçmeyecek. Çok kararlı. Sakin ol. Elimizden geleni yapıyoruz. Buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Ne oldu Zeynep? Yüzünden düşen bin parça. Erdem bak, ben senden çok hoşlanıyorum. Ama Sevim benim arkadaşım. Ve onu o halde görürken... O iş çoktan bitti Zeynep. Biz aramızda anlaşarak ayrıldık Sevim. Ya biliyorum, biliyorum. Ama yapamıyorum işte Erdem. En başından beri hataydı zaten. Bitirelim. Anlayamıyorum Zeynep. Ben seni severken, sen de beni severken... Ya zaten yeterince zor benim için. Lütfen. Özür dilerim. Gerçekten. Benim için yeterince zor zaten. Sen artık gitsen iyi olur. Komşular görmesin. Zeynep! Ulan harbi delikanlı kızmışsın ha. Şu oğlana da paçoz dediğim için özür dilerim. Boş ver sen bunları Halit. Bizim akşam çok önemli konuşmamız lazım. Hayırdır? Akşam anlatırım sahilde. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yukarıda oda hazır, Gülsün'e de hazır. Şahitleri alalım diyorum artık, ne dersin? Acele etme, imam gelsin alırız. Çok geç oldu, nerede kaldı? Tamam, geliyor yolda, daha vakti var. İyi, ben o zaman yukarıda odayı bir daha kontrol edeyim. İzninizle. Kadın kısmı işte, sırf telaş. Şu düğünü var ya, iptal etmeye kalksak bizim hanım intihar edebilir. Ha bu arada bu imam nikah fikri de iyi bir çözüm oldu ha. Osman abi senin fikirlerine her zaman şaşırmışımdır. Kesin düğünü iptal edecek. Osman düğünü iptal etti dedirtir miyim ben ya? Hem işin içinde ticaret var. Vakit kaybetmeye gelmez. Damat Ahmet'le yapacak çok işimiz var. Kesin. Gülsün'a. Çok güzel olmuşsun. Sen nasıl giydin gelinliğini? Annemle teyzem yardım ettiler. Sen iyi misin peki? Canım benim, üzülme. Ben hep senin yanındayım. Kızlar, Gülsün'e hiç iyi değil. Evlenmek istemiyor. Biliyordum zaten. En başından beri biliyordum. Kız kendini yiyip bitirdi, kimsenin umurunda değil. Ailesi? Ailesi de evlendirmekten yana. Ya çok fena bir durum bu. Evli öğrenciyi liseye de almıyorlar. Ne yapabiliriz peki? Bence ona çok güzel bir düğün hediyesi alalım. Hem sevinir. Aysun, sus. Ay ne yapacağız? Davetliler sabırsızlanıyor. Fısıldaşmaya başladılar bile. Nerede kaldı bu adam? Ay arasana şu adamı Osman. Tamam arıyorum.
Alo. Hayırdır geciktiniz? Tamam bekliyoruz. Ne olmuş? Neredeymiş? Yolda geliyor. Acele etme. Davetliler düğüne geldi. Ortada gelin yok. Gelin kızımız ne zaman çıkacak diye sorup duruyorlar. Tamam. Söyle Gülsün'e. Ahmet'le şöyle bir dolaşsınlar. İmam gelince tekrar çıkarlar. Aa! Nikah kıyılmadan kızı gelinlikle çıkaramayız Osman. Başını örtersin. İmam gelmek üzere. Ben de şimdi şahitleri alıyorum. Tamam mı kusum benim? Baksana gölgesi geçiyor. Gülsün'e. Gülsün'e. Gel. Nereye? Gel kızım gel. Kaçırıyoruz seni. Nereye gidiyorsun? Sevim. Ben gidiyorum, yapamayacağım. Gülsün'a. Sen git, ben onları idare ederim. İmam geldi. Gülsün'a nerede? Gülsün'a makyajını temizlemiyor, tazeliyor. Tamam, söyle çabuk olsun.
Allah.